Selam her şeyin bir ailesi. Ben Baran Sönmez. Mikrofon diye Öcün var. Maçın ardından bölümüne hoş geldiniz. Mavericks Clippers mücadelesinin 7. maçına bakacağız ve Philadelphia Atlanta serisine başlayacağız. Houston'da gece yarısı maddede sabahın körü. Hazırsak başlayalım. Evet. Spor tarihindeki en iyi iki kelime. 7. maç gerçekten muazzam bir yedinci maç izledik, Süperstarların kapıştığı bir yedinci maç izledik. Ve sonunda yedinci maçtan galip gelerek adını bir üstüne yazdıran takım Los Angeles Clippers oldu. Los Angeles Clippers'a öncelikle haklarını vererek başlayalım. Yani 2-0 geriye düştüler, 2-2 yaptılar, 3-2 geriye düştüler, 3-3 yaptılar. Ve son yedinci maçta da geçtiğimiz playofflarda sergileyemedikleri o clash performansı, o takım oyunu sergilemeyi başardılar. Ve hak ederek bir üst, bir üst tura çıktılar. Baron istersen maçın anahtarlarıyla başlayalım elbette Luka Doncic ile başlayacağız. Evet yani burada maalesef Luka Doncic'in sonu olduğu bu playofflarda da gerçekten izlemeye doyamadık Luka Doncic'i bu seride. Yani bize yine ne kadar önemli bir yıldız olduğunu, önümüzdeki sezonlarda MVP yarışının hep içinde olacağını bize yine gösterdi ve bu yani önemli Clippers takımına karşı çok önemli bir bireysel performans gösterdi. Bugünkü performansına bakıyorsun abi. 46 sayı, 14 asist, 7 rebound, 30'da 17 isabet, 5 üçlük. Yani bu adam daha bu takımla ne yapsın? Gerçekten her şeyi yapabildi, elinden gelen her şeyi yaptı. Ve seri maçı, seri boyunca bunu hep gördük. Yani maça gerçekten çok hızlı başlayan bir oyuncuydu. Özellikle ilk çeyreklerde, ikinci çeyreklerde maça damgasını vuran bir isimdi. Ancak ikinci yarıda hep biraz daha geriye giden, bir adım daha, iki adım daha geriye atan bir Luka Doncic gördük. Bu maça gelirken de hani şu istatistiği de paylaşalım. İlk çeyreklerde bu maça girerken 66 sayı atmıştı Luka. %51 isabetle. İkinci çeyreklerde 61 sayı. %61 isabetle. Üçüncü çeyrekte bu 48 sayıya düşüyor. %46 isabetle ve son çeyrekte, dördüncü çeyrekte 29 sayı %31 ile yani serinin sonunda da şu yedinci maçta da çok benzer bir hikaye gördük maalesef. Ancak ne diyelim? Yani Luka çok teşekkürler bize çok keyifli bir seri yaşattı. Luka Doncic, The Don, Luka Magic, çok teşekkürler. Evet ya tabii bu istatistiklerin gerçekten hani, yorgunlukla çok büyük bir alakası var. Yani çünkü takımda her şeyi yapmaya çalışan, her şeyi yapabilen bir Luka Doncic, yani ilk çeyrek, ikinci çeyrek yetiyor, üçüncü çeyrek sekme başlıyor, dördüncü çeyreklerine artık hani fiziksel olarak da biraz tükenmişlik, biraz yorgunluk görüyoruz. Luka'yı daha fazla izleyemeyecek olmak gerçekten kalp kırıcı oldu. Bütün seri boyunca elinden geleni yaptı. Hayallerimde sonunda hak ettiği yardım alabildiği bir takımda neler yapabileceğini düşünmek yatıyor. Bu açıkçası hani bu gece biraz daha mutlu uyumamı e, sağlayacak. Ama yani Luka'dan daha fazla izlemek, onu hani ikinci turda, üçüncü turda finallerde görmek e, çok isteriz. Eminiz ki göreceğiz. Mavs cephesinden devam edecek olursak Koç Rick Carlisle'ın maç boyunca alan savunmasındaki ısrarı oldukça düşündürücüydü, düşündürücü gerçekten. Yani Clippers normal sezonda ligin en yüksek yüzdeli üstlük isabeti bulan takımı. Bu takım ilk yarıda 19'da 11 üçlük isabetiyle yani %57 isabetle oynadı. Bundan sonra da taktik anlayışı değişmedi. Kopan yani 3. çeyrekte ve yakalanan 21 ikilik seride üçlükler yağmaya devam etti. Ve Mervin gardı düştükçe düştü, düştükçe düştü. Gard düştükçe Savunmadaki iletişim de koptu ve alan savunmasında her zaman en önemli bir faktör iletişimdir. Diğer tarafta ise üçlükten buz kesilen bir Mavericks vardı. Ya ilk iki maçlarda benim her zaman bahsettiğim konu hani bu Mavericks'in alev olan hücum performansı ne kadar sürdürülebilir? Bu soruyu sormuştum. Yedinci maçta tıkanlar böyle olunca da maç koptu. Evet ve yani alan da şöyle bir durumu var tabii ki de hani karşı takımı gafile avlayabilirsin hani bir çeyrekte bunu yaparak ya da 3-4 dakikalık bir bölümde bunu yaparak ancak sen bunu bir maç yaptıktan sonra 7. maçı da bu stratejiyle geliyorsan karşı takım da buna karşı bir hamle yapabilecektir tabii ki de. Bütün maç boyunca senin de dediğin gibi yani ligin en iyi yüzdeli üçlük atan takımına karşı alan savunması zorlamak biraz düşündürücüydü gerçekten Rick Carlisle tarafından. Ve yani Aynen, o alan de. savunmasının ortasına hani yıldızını soktuğun anda çünkü Kawhi ortaya giderken çok gördük o oyunu kesinlikle açabiliyorsun köşelere kesinlikle gidebiliyorsun. Aynen kesinlikle öyle. Tabii Rick Carlisle'ı burada eleştirirken Tyron Lue'nun da hakkını vermek gerekiyor. Tyron Lue hakkında çok espriler yapılır, çok dalga geçilir. Fakat bu maça damga vurduğunu görmemezlik etmemek lazım. Onun da hakkı geldiğinde hakkını vermek gerekiyor. Bunu tercih ediyorum. Luke Kennard ve Terence Mann'e verdiği uzun dakikalar farkın açılmasındaki en büyük sebeplerden bir tanesiydi. Maçı Reggie Jackson ile kapatmayı seçti. Reggie de son bölümde büyük şutlar kullandı. Tyron ya da buradan tebrikler. Evet, yedinci maçlarda da dörtte dört yapan bir <laughs> Tyrone Lue'yu görüyoruz. Sen de biraz bahsettin. Man ve Kenardan biraz bench farkına bakalım abi. Yani sezon içinde bundan hep bahsettik abi hatırlarsan. Hani transfer döneminin kaybeden takımlarından biri Dallas Mavericks'ti diye. Çünkü Luka'ya gereken yardımı bir türlü yapamadılar bu takımda. Ve bu maçta da bench farkı yedinci maçta yani inanılmaz bir şekilde ortaya çıktı. Mavs bench'ine bakıyorsun abi. 6 sayı gelmiş 5 oyuncudan. En fazla süre alan oyuncu Brunson 10 dakika ile. Rick Carlisle ona da güvenini kaybetti. Çünkü sezon içinde çok iyi bir performans göstermişti hatırlarsan. Brunson 6. adam uh, yarışında da önde giden bir isimdi. İlk 3'te giden bir isimdi. Ancak bu seride ona güvenini kaybetti. Diğer tarafa geçiyorsun abi. Clippers bench'ine bakıyorsun. 4, 4, oyuncudan 27 sayı geliyor. Burada Zubac'ı da bir kenara koyabiliriz. 3 dakika oynadı çünkü sadece. Özellikle burada Terence Mann'in etkisi özellikle hani Morris faul sıkıntısı yaşadığında ilk çeyrekte gerçekten çok önemliydi. Maçı 13 sayı 5 rebound, 15 5 isabetle noktaladı. Artı 14 averaj ama bundan daha da önemlisi o getirdiği, kenardan getirdiği enerji hem savunmada hem hücumda gerçekten çok enerjikti ve bu takımın geneline de yansıdı. Onun dışında bakıyorsun 64 milyon dolarlık adam Luke kenarda ilk defa playofflarda bu sezon çıkıp bir performans gösterdi. 14 dakikada 11 sayı, 6 4 isabet, 3 üçlük. O da artı 14 averaj. Yani playofflarda hep bahsediyoruz bundan. Hani kadro derinliği tabii ki de önemli. Playofflarda bu kadro rotasyonu kısalıyor ama senin en azından 6-7 tane çok güvenilir adamının olması gerekiyor. Ve maalesef Dallas Mavericks'te bu yoktu bu seride. Ve uh, Clippers'da bu seriyi bunu yapabildi. Abi yani Dallas Mavericks takımına baktığımda beni en çok aklımı kurcalayan şey Josh Richardson'a ne oldu? Yani bu adam kötü bir oyuncu değildi kesinlikle. Hani Miami'de de iyi oynadı, Sixers'da da iyi oynadı. Hani bu takıma geldiğinde de o savunma sertliğini getirecek, hani böyle bir 3 oynayabilecek bir isim olarak geldi ama... 6 Altı dakika, dakika oynaması sadece 0 sayı, 0 rebound, 0 asist, 0 0 0 0. Gerçekten çok ilginç yaşadığı yaşananlar. Diğer tarafta Dallas Mavericks Los Angeles Clippers maçına baktığında belki de hiç hiç görmediğim bir istatistik var. Dallas Mavericks reboundlarla domine etti ve genelde reboundları domine eden takım maçı kazanan takım olur. Yani şöyle baktığımızda hücum reboundlarında 16'ya 8 ve total reboundlarda 47'ye 35 gibi ezici bir üstünlük var. Fakat işte o beklenen yardım gelmeyince bazı kilit kategoriler ne kadar önde olursunuz olun işler yürü, işler yürümüyor gerçekten. E, Clippers bir üstüne çıkan takım oldu dedik. Clippers'ın öndeki biraz e, tura bakalım. Önlerinde Utah Jazz var. Ligi lider bitiren bir Utah Jazz var. Ve hani Mavericks'ten çok farklı bir kurguya sahip olan bir Utah Jazz var. Yani Mavericks'te her şey Luka dönerken Utah Jazz gücünü tamamen takım oyununda alan bir takım. Çok daha fazla silah sahipler ve onu o hani ball movement o takımı ateşleyen e, faktör kesinlikle. İşleri oldukça zor ama bu seriden aldıkları pozitif enerji ve inançla da o seriye giriyorlar. Mavs serisini almış olmana rağmen benim o serideki favorim Utah Jazz. Tahminim de 4-2. Sen ne diyorsun? Baroni. Ben ben de Clippers'ı alıyorum burada abi. Hadi ya. Clippers'ın seviniriz. Hahaha Buradan Clippers'a geri dönüş yapıyorum. Bu da demek oluyor ki Utah Jazz büyük ihtimalle seriyi alacak. <laughs> <laughs> Böylelikle istersen anahtarları kapatıp maçın adamına bakalım. Burada tabii ki de hiç düşünmeden Kawhi Leonard'ı yazdım. Yani ilk yarıda Luka'nın dominasyonunu görmüştük. Özellikle ikinci çeyrekte hani Kawhi Leonard nerede diye düşünüyordum gerçekten. Ancak ikinci yarıda o finaller MVPC seviyesine çıkmayı başardı Kawhi Leonard ve Pençe maçı devraldı kesinlikle. Savunmada yine Luka'yı kitlemeyi başardı ikinci yarıda. Tabii ki de Luka'nın düşen performansından bahsediyoruz. Onun yorguluğundan bahsediyoruz. Ama tabii burada işin diğer tarafı da Kawhi onun üstündeki agresif savunması ikinci yarılarda çok daha öne çıkıyor. Baktığında da performansında 28 sayı 10 rebound 9 asist, 4 top çalma 15'te 10 isabet ve 0 top kaybı. Bu çok önemli çünkü özellikle ikinci yarıda top elinde çok fazla kaldı ve Buna rağmen sıfır top kaybıyla oynadı. 7'de 7 de faal attı. Faal demişken şunu da ıı, hatırlatalım. 6. maçta konuşmuştuk. Yani faal çizgisinden çok iyi performans gösteren bir takım Los Angeles Clippers. Ve bu maçta da baktığında 24'te 24 isabet. Gerçekten playofflarda çok önemli faal çizgisinden yakaladığım başarı. Kawhi Leonard'ı seride hani zaman zaman Luka Doncic neden savunmuyor? Luka Doncic savunmalı diye eleştirdiğim zamanlar oldu. Luka Doncic savunduğunda da gerçekten hani ...kitlediği anları gördük. Onları görmek de... ...gerçekten hani kavalyelerden yine bir savunmada... ...bir canavar olduğunu herkes hatırlattı herhalde. 9 asistten bahsettin. Kavalyeler dışında Paul George'un da mesela... ...bu maçta 10 asisti var. 22 sayı 10 asist... ...6 rebound, 3 top çalma... ...sağ içinden hani... ...playoff P performansı 15'te 5 performans... ...isabetle oynadı ama... ...10'da 10 serbest atış ve o takımın... ...oyun kurucu e, rolünü üstlenmesi... ...bir iki tane verdiği inanılmaz kilit pas vardı... Onlar galibiyeti getiren çok önemli etkenlerdi. X Factor'a geçelim. Clippers'da bahsettiğimiz gibi rolünü üstlenip fazlasıyla katkı veren çok isim gördük. Yani buraya farklı isimleri yazabilirdik. Senin de bahsettiğin gibi men sağladığı enerji acayipti. Ama bence bu gecenin X faktörü Marcus Morris oldu. 23 sayı 8'de 7 üçlük, 14'te 8 isabet. İkinci ve üçüncü çeyreklerde alan savunmasını çok iyi cezalandırdı gerçekten. Kawhi dışarı çıkardığı pasları çok iyi değerlendirdi. Mavericks'in kıpırdandığı zamanlarda o ceza şutlarını keserek geri dönüşleri dur dedi. Maçı sonunda da yine bir seri yakalayan Mavericks karşısında cevap vererek maçı koparan, seriyi koparan o hançeri buldu. Tebrikler Marcus Morris ve Clippers'a. Bir sonraki maçla geçelim istersen Borini. Bu seriyi kapatıp neler olacak bakalım diğer maçta. Evet ilk turun son maçında böyle kapadık. İkinci turun ilk maçlarından biri Hawks film mücadelesiyle devam edelim. Yani Hawks maçın çoğunu domine ettikten sonra son 3-4 dakikada inanılmaz bir kaos yaşadık kaos, gerçekten. Kaos, kaos. <laughs> ve Hawks deplasmandan 128-124'lük bir galibiyetle döndü ve seride de 1-0 öne geçti. Maçın anahtarlarıyla devam edelim. Anahtarları Sixers'ın ilk maçta uyguladığı yanlış stratejilerle başlayalım. Çünkü ilk yarını kopmasındaki en önemli faktörler bunlar oldu. Ve benim için bunları üç kategoride inceleyebiliriz. Birincisi Trey Young'ı Danny Green'e savundurmaktaki inat nedir? Hiçbir şekilde çözemedim yani. Trey Young, Trae Young pas pas etti. İlk yarıda her Danny Green karşısını karşısında gördüğünde her pozisyonda sayı pas. çıkarttı. Ve Dark Rivers hiçbir şekilde üzerine bir Matisse Tybal ya da Ben Simmons koymayı tercih etmedi. Ta ki ikinci yarının ilerleyen dakikalarına kadar. İkinci faktör ilk çeyrek sonunda Sixers çift tane sayılarda gerideyken Doug bütün ilk beş oyuncularını sağdan aldı ve sadece bench oyuncularında oluşan bir beş sayı sürdü. Bu beş seri üzerine seri yedi ve Doug izlemeye devam etti. 14, Üçüncü faktör... 14 abi oradaki. Eksi inanılmaz yani, yani, inanılmaz. Yani elbette bench oyuncularına e, süre vermek zorundasın fakat hani böyle bu çift tane sayılarda gerideyken en azından bir ilk beş adamın yani Ben Simmons, bir Tobias Harris, bir Joel Embiid ya da bir set Curry birinin orada olup hani ağırlığını koyması gerekiyordu. Üçüncü faktör Nick serisinde bahsettiğimiz gibi Trey Young'ı savunmada yormanız gerekiyor. Yani, Trey'in tuttuğu adam üzerinden piken roller oynayıp savunmada çalıştırmak zorundasınız. Bunları yapmazsanız enerjisi hücumunuz hücuma saklayabiliyor ve patlamalar yaşıyor. Bunu artık hani Nick serisinde belki 3-4 kez falan söyledik. Yani Sixers'ın hiç izlemeyip Nick serisini hiç aksiyon almış olmaları gerçekten inanılmaz. Çünkü Trey Young yine aynı şekilde. Reggie Block savunmasında yaptığı gibi köşede bir yerde Danny Green'i savundu bütün maç ve aktif aktif bir şekilde dinlendi savunmada ve sonunda da hücumda patlamasını yaptı. Evet yani bir de çok enteresan hani yani bunları çok konuştuk hani maç içinde de Twitter'dan paylaştık. Hani yani Dark Rivers gibi bir koçun Philadelphia başında olan bir koçun bu değişiklikleri Nick serisini gördükten sonra hemen birinci çeyrekten ya da ikinci çeyrekten yapması gerekiyor. Senin yarıya kadar beklemen gerekmiyor. Çünkü yarıda önemli hamleler yaptı ve bunun da meyvasını gördü aslında biraz. özellikle üçüncü çeyreğin başında. Çünkü Danny Green senin dediğin gibi ilk yarıda sıfır şut denemesi var abi. Ancak ikinci yarının hemen başında üç oyun çizildi Danny Green üstünden. Trey Young'ı orada savunmada biraz zorlamak için. Ben Simmons'la da gördük direkt yangın üstünde. Etkisini de gördük Young'ı nasıl yavaşlatabileceklerini. O yüzden hani Philly bu ilk maçı vermesine rağmen bence ikinci yarıdaki performansı özellikle o maç sonundaki dominantlığı hmm. ıı, ikinci maça yansıyacaktır diye düşünüyorum. İkinci maça yansımasını beklediğimiz şeylerden biri de Embiid'in performansı. Yani maça gelirken en büyük soru işareti Embiid'di. Hani ilk maçta oynayacak mı? Bu seride nasıl oynayacak? Yüzde yüzüne yaklaşabilecek mi diye düşünürken yani Embiid'in sakat olduğundan haberi yokmuş gibi oynadı gerçekten. Ve hani maç başlamadan 45 dakika önce haberi geldi Embiid'in oynayacağı. Hatırlarsak dizinde hala bir menisküs yırtığıyla oynuyor şu an Joel Embiid. Sakat sakat oynuyor ama hiç bunu fark etmedik gerçekten maçta. Baştan sonuna kadar çok dominant oynadı. Ve hem o pot altında hem de o sevdiği orta mesafeden durmadan Kapele üstünden özel, güzel isabetler buldu ve bu maçta 38 dakika sahada kaldı abi. Bu sakat sakat oynayan dediğimiz Embiid. 39 sayı, 9 riban, 4 asist, 3 blok, 21'de 12 isabet, 15'te 14 faal isabeti. Umarım yani Koç da bu maçı izleyip ders almıştır. Hani sakatlıktan dönen Embiid çıkıp 38 dakika oynuyorsa serinin ilk maçında Yanis'in de bu şekilde 38-40 dakika oynaması gerekiyor Brooklyn Nets karşısında. Aynen o Brooklyn Nets Milwaukee Bucks serisiyle ilgili eğer bilmeyen arkadaşlar için de bir haber verelim. James Harden ikinci maçta da yok. Bakalım o maçtan, o maçtan Bucks bir galibiyet çıkarabilecek mi? Üçüncü anahtarla geçelim. Kadro düzeyinden bahsedelim biraz. Çünkü Hawks takımı kurulduğunda söylediğimiz gibi bu takım ligin en derin kadronundan birine sahip ki bu maç kilit oyuncularından biri olan DeAndre Hunter'sı sağlardı. Fakat sahaya sürülen her oyuncunun kritik bir şut ya da kritik bir savunma yapabileceği bir olur var. Mesela Galinari giriyor, serbest atış çizgisine gidip karşı takımın bütün ritmini bozuyor. Lou Williams girip bir küçük atıyor. Kevin Oerter çok büyük oynadı, 15 sayılı oynadı. O Kongu girip savunmada önemli katkı veriyor. İki top çalma bir blok ile oynadı. Katkıdan bahsederken burada Sixers cephesinde Furkan'ın da girip kısa bir sürede 7 sayılık bulduğu bir seri vardı. Ona da selamlar olsun. Evet abi istersen son noktamızı biraz şu kaotik dediğimiz maç sonu bir <gülüyor> toparlayalım <gülüyor> ya. Yani ben bu kadar kaotik bir maç sonu hani uzun bir süreçte hani son 30 saniye falan da değil. Böyle <laughs> 4 dakikalık <laughs> bir süreçte inanılmaz. Şöyle toparlayalım abi. Maçın bitimine 4 dakika varken skor 116-99'du. 17 sayı öndeydi Hawks bu maçta. Bu süreçten sonra Hawks'ın hatalarını veriyorum sana. Young orta sahaya kadar topu yuvarladıktan sonra 2 saniye içinde top kaybı yapıyor. Bundan iki pozisyon sonra Simmons birebir savunmadan sonra sıkıştırma gelince Young'dan topu kapıyor. Bir top kaybı daha. Bir sonraki pozisyonda Huerta'ya bir trap geliyor köşede ve Huerta maçın bitimine iki dakika kala Hawks'ın son molasını alıyor. Ki bu çok önemli. Bundan evet. sonraki bir sonra dakika çok kala. Çok sıkıştı iş işte zaten. Çok sıkıştı abi. Bir dakika kala skora bakıyorsun. 116-99 demiştik. 118-113'e geldi bir anda. 5 sayı yayında fark. Huerta'dan skor böyleyken 5 saniye top kaybı geliyor. Çünkü mola hakkı kalmadığı için Huerta'yı da oyuna sokamayınca bir top kaybı da. Bir pozisyon sonra Bogi'den biraz da bahsedeceğiz. Bogi'den de bir top kaybı geliyor pota altında. baktığınız skor 126-120 geldi. Gerçekten Hawks yani tarihi bir kolaps yaşamak üzereydi. Tarihi bir maç verecekti <laughs> yani çok, çok gerçekten burada. Arkadaşlar. Ama burada yani biraz önce de bahsettiğimiz gibi hani Philly'nin birebirlerde ve o sıkıştırmalarda ne kadar tehlikeli bir takım olabileceğini gördük. Dark Rivers da buradan da dersini kesinlikle çıkaracaktır ve bu savunma ayarları daha erken gelecektir ikinci maçta Hawks'a karşı. Maçın adamına geçelim Baroni. Maçın adamı kuşkusuz Trae Maç boyunca Sixers savunmasını lime lime etti gerçekten. Bahsettiğimiz gibi Danny Green yerleri sildi zaten. Karşısına gelen diğer oyuncularda da, da öyle bir etkisi var ki yani mesela sayı bulamasa bile savunmadan o kadar fazla ilgi talep ediyor ki diğer oyunculara çok rahat pozisyonlar yaratabiliyor. 35 sayı 10 asist 2 top çalma 9'da 9 serbest atış 23'de 11 isabet. Nick serisinde olduğu gibi aşırı bir dominant Trey Young izliyoruz. Aynı draft sınıfında kariyerleri boyunca karşılaşacak iki isim izledik bugün. Luka Doncic ve Trey Young. Benim için elbette Luka Doncic çok daha farklı bir yetenek. Fakat şu anlık Trey Young etrafında da daha iyi bir takım olmasıyla aralarında playofflarda bir adım öteye gitmeyi başaran ilk isim oldu. Luka Doncic ve Trae Young hakkında ben her zaman şunu söylüyorum. Luka Doncic o sınıfın açık ara en yetenekli oyuncusu ve kuşkusuz ilk sıradan gitmesi gerekiyordu. O drafta dönüp bakıp şunu yerine Luka seçmeye yedik diyebilen çok takım var. Fakat Atlanta bence onlardan hiçbir zaman biri olmayacak. Trae Young çünkü yaptıklarıyla onu hissettirmiyor. Ve Luka'nın potansiyelini düşününce Trae Young'un bu düşünceye izin vermemesi Bence Trey Young hakkında da çok şey söylüyor. Onu da izlemek yani Luka Doncic kadar çok büyük bir keyif gerçekten. Bazen hani o bir anda kaldırıp attığı düşüklerin girmesi onu, yani onu, onu, izlerken de içim eriyor. Ve büyük bir keyifti bu maçta. Evet yani Luka'yı da dediğimiz gibi umarız önümüzdeki sezonlarda playoffların üst turlarında göreceğiz. X faktöre geçelim. Burada yani Hawks'ın maç sonunda nasıl eridiğinden bahsetmiştik. Young olsun, Huerta olsun. O filinin boğucu savunması altında gerçekten çok afalladı. Ancak en gereken zamanda kilidi de kim çözdü? Bogi çözüp üçlüğüyle susturdu. Yani düşünsene Bogdanovic'in box forması olduğunu. Hani box forması diyecek olduğuna. ben de geçen gün yaşadım. Yani... <laughs> yani inanılmaz kaçan bir fırsat onlar için. Hawks için de tabii ki de öne önemli bir fırsat, önemli bir şans. Bunu da gö görüyoruz sıkıştırmalar ardında işte o üçlüyle maçı biraz açmıştı. Sonra kritik bir top kaybı yapmasına rağmen o top kaybının hemen ardından faule maruz kaldı. Ve bu maç faul çizgisine gitmemesine rağmen o ana kadar son 20 saniyeye kadar gidip de 2'de 2'yi hiç rahat rahat attığını gördük Bogdanovic'in. Ve maça baktığında da 36 dakika sahada kaldı. 21 sayı, 5 asist, 4 rebound, 5 üçlük. Çok muazzam bir performans geldi Bogdanovic'ten. Aynen öyle abi ve Bogdan Bogdanovic ile ilgili tabii biz yakından bildiğimiz için çok iyi biliyoruz. Yani buraları oynamış çok çok kez oynamış biz uluslararası sahalarda. O yüzden hani NBA'de olmak bu dakikalarda kaldırıp o şutları atmak onun elini hiç hissetmiyor. Yani aslında şöyle bir baktığımızda Atlanta Hawks'a da böyle bir isme çok ihtiyaç var. Trey Young sıkıştığında hani hiç eli titremeden kaldırıp atacak Bogdan Bogdanovic olması gerçekten çok büyük bir lüks. Baksında kaçırdı. Çok ama çok 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 büyük bir hamle. Evet. Böylelikle maçlardan bölümümüzün sonuna geldik. Sizce Hawks Sixers serisinde kim çıkacak? Doğuda batıda kim final oynayacak? Yorumlara bırakabilirsiniz. YouTube kanalına abone olmayı unutmayın. Herkese basketbol dolu, playoff dolu haftalar diliyoruz. Sevgiler.